Arkadaşlar merhaba, ben Ali Yörük, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Bahçemize geldik. Bugün Mart ayının 16'sı. Ağaçlarımızın gözleri yavaş yavaş gördüğünüz üzere deneme bahçesindeki ceviz fidanları doldurmaya devam ediyor. Yine bu hemen fidanlar hakkında bilgi vermek isterim. Bu fidanımız bu sene 3. senesine başlayacak. 3. yaprağını çıkaracak. Bu fidanımız da yine 3. yaprağını çıkartacak. Bu fidanlarımız 2. senesindeler. Geçen sene Kasım ayında diktik. Geçen sene bu kadar sürgün attılar. Bu sene 2. yaprağını çıkartacaklar. Yine bu da tozlayıcı bu ikisi arkadaşlar. Başta iki Chandler'dı. Tozlayıcılar Frangetta. Bu da dahil. Bu da yine Chandler'dı arkadaşlar. Bu da 3. senesinin yaprağını açacak nasip olursa. Normalde arkadaşlar hani bahçe hayalimiz, planımız bu tarla için devam ediyor. Lakin şu an günümüzde enflasyon ve hayat pahalılığı, ayrıca tarımsal yatırımlardan dolayı hemen bir bahçe kurma durumumuz yok. Açıkçası onu belirtmek isterim. Onun içindir ki biz de hala bu 5 tane cevizde oyalanıp duruyoruz. Normalde hani bu sene şunu düşünüyordum. Özellikle şu şeyleri yine tekrar budama yapacaktım ama Chandler'larda arkadaşlar sadece tepe vurum alıp dal almayı düşünüyordum ama yani şöyle düşünüyorum. Bırakalım 3. senesinin de köke çalışsın. Bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Onun için ben bunları tekrardan sert bir şekilde budayacağım arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde budamamıza geçiyoruz. Bu ilk aşı yeriydi. Buradan budamıştık. Bu geçen seneki yapmış olduğumuz budama yeri. Bu sene de yine şöyle üç göz sayıp bir yerden bu ağacı budamak istiyorum. Lakin hemen şöyle göstereceğim. Bakın arkadaşlar, bu ağacın arka tarafında şöyle bir yara var. Geçen sene oldu bu. Bunun için burayı ben ortadan kaldıracağım. Yani şurada gözler var. Ağacı buradan patlatmaya zorlayacağım. Bu yarayla ağaç büyüsün istemiyorum açıkçası. Onun için şuralardan, bir yerlerden sert budamayla alt taraftan patlamasını isteyeceğim. Umarım patlar. Patlamazsa da geçmiş olsun diyeceğiz. Ben bu ağacı buradan buduyorum. Alt taraftan bir gözle umarım tekrardan patlar. Buraları yine arkadaşlar biliyorsunuz geçenki videolardan sütunlarla kapatmıştık. Yine tutla kapatacağız. Bu gördüğünüz ağaç arkadaşlar kestiğim yer en azından. Bir yıllık sürgündü. Güzel sürgün oldu bu sene. Ama yeterli bence boya yine ulaşamadı fidanlar. Buna çeşitli sebepler söyleyebiliriz. İşte ne diyebiliriz? Sık dikim diyebilirsiniz. Ağaçlar arası deneme bahçesi olduğu için birer metre gibi bir yakınlık var ağaçlarda. Ya da işte toprağı 1 metre 2 metre kazıp yapmadık. O olabilir. Kirli bir toprağa biz bunları diktik. O olabilir. Şu an bu toprağın üst tarafı pek kirli gibi görünmese de öyle. Hızlıca bununla budayalım arkadaşlar. Ki bu fidanımız 2 metreleri geçmişti hatırlıyorsanız. Bu elemanı da nereden budasak? Valla şuradan budayalım. Arkadaşlar diyebilirsiniz hani ya bu ne böyle sürekli buduyorsun. Arkadaşlar deneme bahçesi bu yani. Sonuçta göreceğiz. Budayacağız. Bakacağız ne oluyor, ne bitiyor, ne kadar uzuyor. Yani mesela bakın bu dal 2 metre uzamıştı. Çok da güzel uzamıştı ama ne yaptık? Kestik. Acımamak lazım arkadaşlar. Ağacın gövdesinde şu gibi yaralar olmuş geçen sene hatırlarsınız. Neden olduğunu bilmiyorum açıkçası ama olmuştu. Şöyle bir kestiğimizde ne çıkacak acaba? Şöyle göstereyim. Ama tabii içlere doğru inmemiş. Neden olduğunu da bilmiyorum açıkçası. Geçen sene şunu test ettik bu ağaçta. Bu ağacımız Frangetta'ydı, tozlayıcıydı. Tam şuradayken hatırlarsanız geçmiş videoları izlerseniz. Şurada bir problem oldu. Sürgün asıl yeri buraydı. Burada ağaç geriye doğru kuruma yaptı. Bekledik, bekledik, suladık falan filan. Bakın bir tane buradan patlattı, bir tane de buradan patlattı. Yani ağaç bir şekilde aslında yoluna devam etmeye çalışıyor. Ama neden bu ağaç bu şekilde oldu? İnanın ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şuradan şöyle 3 göz sayıp bu ağacı şuradan budamak istiyorum ben. Şu an görüyorsunuz. Vardır herhalde burada göz 3 tane. Bu çok cılız kaldı bu sene bunlar. Süreç içerisinde inşallah bunlar hem kalınlaşarak daha güzel bir şekilde büyüyecektir. Kontrollerimizi ve gübrelerimizi yapacağız. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yan taraftaki ağaçla aynı anda dikildi ama ağaçlar ne yaptı? Büyümesi yavaşladı, durdu diyebiliriz buna. Çok ince, zayıf, cılız kaldı bu ağaçlar arkadaşlar. Şuradan
vuruyorum buna da. Küçük bir dağ şeklinde. Neden geçen sene bu şekilde oldu derseniz, bence yağışlardan bahar gelmedi arkadaşlar. Siz de yakinen takip ediyorsunuzdur geçen seneyi. Evet, son olarak bu fidanımıza geldik. Bu fidanımızı da üçüncü gözlerden falan, şuralardan bir yerlerden içe doğru mu baksın, ne yapsın bu adam. Zaten fidan kendini kurtardıktan sonra arkadaşlar, şurada bir yara var. Biz şöyle yapalım ya. Bu zaten kendine göz oluşturacaktır. Şuradaki yarayı da aradan çıkarmış olduk. İpler var. İplerden ulaşamıyorum. Nerede yarası? Şu kısımdakini aradan çıkartmış olduk. Buralardan muhakkak bir yerlerden patlatacaktır arkadaşlar. Şimdi ben bu kısımları da sututla kapatacağım. Hızlı bir şekilde. Oraları çekmiyorum arkadaşlar. Şu şekilde sututlarımızı sürdük. Altına babam zaten bir bel yapmıştı. Kıştan çıkışta. Ben de tekrardan şöyle bir çapaladım. Oh, yorulduk. İşlemimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Tekrardan büyümeye bırakacağız bu ağaçlarımızı. Arkadaşlar, aklınıza şu gelebilir yani, sürekli ufacık bir bahçe için uğraşıyor diye. Yani seviyorum bu işi. Bahçe kurmak istiyorum ama başta da söylediğim, maliyetler fazla. Bir yandan da tarımsal yatırımlarımız var. Hem deniyoruz hem bekliyoruz. Zamana yaydık biraz bazı şeyleri. Onun için yapacak bir şey yok. Zaten deneme bahçesi yapmamızın amacı da bu. Fidan 2-3 yıl köke çalışır. Biz de bırakıyoruz, köke çalışsın. Hani bu zamana kadar dedik ki ya tamam, hani köktü, yakın dikimdi falan. Bakacağız yine sene sonunda ağaçların gelişimlerine. Eğer baktı çok büyüme gibi bir durumu yoksa, bu alt taraftaki kilden kaynaklı bir problemdir. En azından bu tarlada bu işi yapma fikrini bir kenara bırakmış oluruz. Başka yerlere bakarız. Hali hazırda zaten bakıyoruz ama nasip olmuyor. Hayırlısı bakalım. Evet arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Başka gün başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.